Arkadaşlar, silindir ve koniyi bir kez daha deşifre edeceğim ki aklınıza iyice otursun. Net kaçırmayın arkadaşlar. Bu öğreteceğim mantık sorularda çok işe yarıyor. Bir kez daha anlatacağım tüm detaylarıyla. Şimdi beni iyi dinleyin. Arkadaşlar, şimdi bakın bir kez daha söylüyorum. Bir silindir olsun. Bu silindirin içinde de bir koni olsun. Şöyle. Bu koninin hacmi V ise, bakın V koni, eğer V ise silindirin hacmi 3V'dir. Bu bir. İkincisi, benzerlik oranının küpü eşittir hacimler oranı. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Arkadaşlar şöyle iki tane konim olsun. Tamam mı? Şu koninin yarıçapı 5, şu koninin yarıçapı 2 olsun. Benzerlik oranı ne? 2/5. Küpünü alın. 8/125. O zaman şunun hacmi 8V ise bunun hacmi aşağıya ne kalır? 117V. Çünkü tamamı 125 oluyor. Tamam mı? Şimdi bu öğrendiğimizi gelin bakalım bu soru üzerine uygulayabileceğiz. Şimdi bana burada belli şeyler tarif etmiş. Kahve makinesi boşken B'nin üstünden A kısmının hacminin 2 katı kadar. Yani şu kısmın hacminin 2 katı kadar su koyulursa B kısmında su kaç santim yükselir? Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken olay, bakın burada bir kesik koni var. Bir kere bunu devam ettiriyorum. Devam ettirdim. Burada iki koniye dikkatli bakın. Bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı 4. Benzerlik oranı 2/4. Yani benzerlik oranı 1/2. Bunun kübünü alın. Hacimler oranı 1/8 oldu. O zaman arkadaşlar, yani şurası V, bakın şurası V, aşağısı 7V olacak. Ben onu direkt yazacağım arkadaşlar. Şurayı sileceğim. O kırmızılı yere yazacağım. O zaman şurası V kadar. Şu hacim V kadar. Şu alt taraf 7V kadar. Tamam. Ben şimdi buna ne kadar su döküyorum? 7V'nin 2 katı kadar su döküyorum arkadaşlar. Ne oluyor? 14V kadar su döküyorum. Tamam mı? Bak ne diyor? Kahve makinesi boşken B'nin üstünden A kısmının hacminin 2 katı kadar su konulduğunda. Şimdi 14V ben su döktüm. 7'yi burası emdi. Şimdi burada 7'yi burası 7V'lik kısım şuranın silindirin içinde olacak. Şimdi silindir deşifre. Şimdi silindir deşifre. Bakın dostlarım. Şurayı şöyle kapatayım. Tamam bak şurayı şöyle kapatayım. Burası V ise şu koninin hacmi, şu silindirin, komple silindirin hacminin kaç? 1/3 kadar mı? O zaman bak burada V kadar varsa şurada da V kadar var. Burada da V kadar var mı? Tamam. Çok güzel. Peki. Ben şu anda ne buldum arkadaşlar? Benim 14V'lik su vardı. Hani A kısmının hacmin 2 katı kadar su koyacağım ya. 7V'nin 2 katı kadar 14V. 7V'yi zaten burası aldı. Şuraya 7V koyacağım. Şimdi 3V'yi burası aldı. Doğru mu? Benim şu yukarıdaki kısmında ne olacak o zaman? 4V'lik bir su olacak arkadaşlar. Tam şurada. Orayı da elit rengimle boyuyorum. Şurada benim 4V'lik bir suyum olacak. Tamam mı? Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Bakın burası 4, burası 2. Orta taban değil. Burası 3 o zaman. Şurası 3 olmuyor mu arkadaşlar? 3 oluyor. Tamam mı? 3V'lik su 3 yüksekliğinde. Olan 4V'lik su da 4 yüksekliğinde değil olmaz mı? Direkt orantılayabilirim. Orantılarım. 3V'lik bir su 3 yüksekliği yapıyorsa 4V'lik su da 4 yapar. Bu farklı bir orantı. Yani çok basit bir orantı. O zaman B kısmında su kaç santimetre yükselir diyor arkadaşlar. Şimdi burada B kısmındaki su diyor. Yani şurası A kısmı arkadaşlar. Şurası B kısmı. B kısmındaki su kaç santimetre yükselir? 7 santimetre yükselir arkadaşlar. A kısmı dediği yer şu alt taraf, B kısmı yer yukarısı. Hatta bakın burada söylüyor. Yeterince yüksek silindir biçimindeki B parçası silindirin parçası. A parçası da kesik koni arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla 7 olacak. Bak deşifre ne kadar rahatlaştırdı görün mü? Nasıl oturuyor? Yani arkadaşlar geçen yani öyle bir şey diyecek çok şey var. Geçen sene bunları ben çok anlatmıştım. Eski videoları dinlemiyorsunuz. İşte çok hata yapıyorsunuz. Bak, şu deşifreyi al. Her yerde kullan. İki tane olay. Koninin hacmi, silindirin hacminin 1/3. Çünkü neden? Şurada da bir tane V var. Burada da bir tane V var. 3 tane V var. Sistematiği gördün. Çat çat.